bir okula gitmek, iletişim eğitimi almak ve orada verilen eğitimlerin hepsinin yararı var. Neden yararı var? Bakın ben iletişim fakültesinde okurken hukuk okudum. Sosyoloji okudum. İstatistik okudum. Uluslararası ilişkiler okudum. Ve okurken dedim ki ya bu dersler bize ne yarayacak yani? Yani ben avukat mı olacağım? Bana niye hukuk dersi veriyorlar? Ya ben istatistik mi olacağım? Ben zaten matematikçi değilim, sözelciyim. İstatistikle benim ne işim olur? Bana niye istatistik dersi veriyorlar? Ya da sosyal politika, ya da uluslararası ilişkiler. Ne alaka falan diyordum. Sonra sektörün içine girdikten sonra anladım ki o derslerin her biri hayati önemdeymiş. İletişim Fakültesi'ne verilen o dersler. Neden? Çünkü benim bir olay olduğunda onu anlayabilmem için hukuk bilmem gerekir, istatistik bilmem gerekir, uluslararası ilişkileri, siyaset bilimini, az çok bunları anlamam gerekir. Çünkü eğer bunlarda bir altyapınız, bir temel bilginiz yoksa, bir yerde bir olay olduğunda bu olay acaba doğru mu, yanlış mı? Nasıl sorgulayacaksınız? Nasıl haber yapacaksınız? Çünkü gazeteciliğin temel görevi sorgulamaktır. Bir olay oldu, bir açıklama yapıldı. Hemen sorgulamak. Bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Bu iyi mi, kötü mü? Kim açısından iyi mi, kötü mü? Tabii ki toplum açısından, kamu açısından. Gazetecilik toplum için yapılır. Yapılan, ortaya çıkan durum toplum için yararlı mı, değil mi? Bunu anlayabilmenin yolu hukuk bilgisinden geçiyor. Yani belki bir yasa çıktı. Belki o yasa insan haklarına karşı, insan haklarını ihlal eden bir yasa belki. Ya da geçtiğimiz zamanlarda benzer örnekler yaşandı. Küçük yaşta çocukların zorla evlendirilmeleriyle ilgili bir yasa meclisten geçirilmeye çalışıldı mesela. Bütün kadın örgütleri ayağa kalktı. Bir gazeteci de eğer bunun neden ayağa kalktıklarını anlamazsa, neyin nerede ihlal edildiğini bilemezse zaten haber yapamaz. Onun için yeni bir yasa geçti, gitti olur yani o. Ama önemli olan o yasa bu toplumun hayatını nasıl değiştirecek, neye sebep olacak bunu bilebilmek. Bunu bilebilmenin yolu da temel hukuk bilgisinden, temel istatistik, uluslararası ilişkiler bilgisinden bir haberdar, bir haber olmak. Ha, bunlar olmazsa iletişim fakültesine gidilmez de arkadaşımızın dediği gibi teknoloji alanında eğitim görüp gazeteciliğe geçilemez mi? Elbette geçilir. Çünkü niye? Siz orada bir uzmanlık seçiyorsunuz. Diyorsanız ki ben teknoloji haberleri yapan bir gazeteci olacağım. Süper olur. Çok çok iyi olur. Çünkü o alanda zaten uzmansınız. Yani biz gazeteciler genelde gazeteciliği yaparken eğer imkan ve fırsatlar varsa yöneliyoruz ve uzmanlıklarımızı belirliyoruz. Nedir? Birisi diyor ki benim ekonomiye ilgim var, ekonomiye muhabir olayım. Ya da bir başkası diyor ki benim insanlara, davalara ilişkin ilgim var, hukuka ilişkin ilgim var. O yüzden ben adliye muhabiri olayım diyor. Ya da bir başkası polisiyeden keyif alıyor, polis muhabiri oluyor. Hani sıcak olayların gündemin içinde olabilmek için. Bu yüzden çok tavsiye ederim. Eğer hakikaten gazetecilik yapmayı düşünüyorsanız ve bir alanda yapmayı düşünüyorsanız bunu çok güzel, çok doğru olur. Gidin o teknoloji eğitiminizi alın. Sonra gazeteciliğe yönelin. Nasıl yöneleceksiniz? Bir fırsat verilmesi gerekiyor size. Yani ben teknoloji eğitimi aldım ve bu alanda muhabirlik yapmak istiyorum diye şirketlerin kapısını çaldığınızda birinin size fırsat vermesi gerekiyor. Bu oran yüzde kaç olur? Şansınıza kalmış. Yani moralinizi de bozmak istemem ama ülkenin bir gerçeği var. Belli sayıda medya aracı var. Yani şu anda baktığınız zaman internet medyasını kastetmiyorum. Allah'tan internet medyası geldi de alternatiflerimiz çoğaldı. Bir işsizlikle karşı karşıya gazeteciler. Benim pek çok arkadaşım işsiz. Çok kıdemli, çok deneyimliler, işsizler. Benim pek çok genç arkadaşım üniversiteden mezun olmuş, işsiz. İşsizlikle karşı karşıya gelebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu fırsatı yakalarlarsa, yani onlara bir imkan tanınırsa, elbette bir yerlere girebilirler. Bunun da bir formülü var arkadaşlar. Başvurduğunuz şirketlere eğer ben hiç para istemiyorum ama
teknoloji muhabiri olmayı da çok istiyorum diye başvurursanız, para almadan çalışmayı göze alıyorsanız, o fırsat kapısı belki bir ihtimal size açılabilir. Niye? Çünkü şirketin cebinden para çıkmayacak. Öğrenmek isteyen, yani stajyer pozisyonunda o şirkette olmak isteyen birisi var diye. O zaman kapı açılabilir. O kapı açıldığında da hızlı öğrenmek, çabuk öğrenmek, yöneticilerinizin gözüne batmak, dikkat çekmek önemli. Bunları başarabilirseniz ve o şirketin de kadro durumu müsaitse sizi bir süre sonra kendi kadrolarına dahil edebilirler. Ama dediğim gibi gazetecilik hem zor bir iştir hem de iş bularak çalışması da bir o kadar da zor bir iştir. Aklınızda bulunsun.